geliyor. Buraya geliyor. Buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu çıktı. Bizim hepimizi onu kendi arkadaşlarına soracaksın. Onu kendi arkadaşlarına soracaksın. Onunla yatıp kalkan, onun paralarını tırtıklayanlara soracaksın. Sayın Köse. Bu provokasyondan başka hiçbir şey değil yaptığınız. Sayın Başkan, ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, vallahi aklın sesini kesemezler, billahi aklın sesini kesemezler. Ne oldu? Hani ne oldu antidemokratik bendim? Ne oldu milletin sesini kesen bendim? Hani ne oldu? Bizim Türkiye'mizde her yerde konuşuyorsunuz. Ama mecliste bizi konuşturmamak için çaba sarf ediyorsunuz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu 2016 yılında uyuşturucudan aşırı dozda ölenlerin sayısı 920, 2017 941, 920 941. 2018 342'ye düşürdük. 2020 314'ü düşürdük. Şimdi de 142-150 seviyesine gidiyor. Dünyada uyuşturucuya bağlı aşırı dozdan ölenlerin sayısını bizim kadar düşüren başka bir ülke yok. Ama burada Sayın Genel Başkan bir söz söyledi. Onu da söyleyeceğim. Onu da burada ortaya koyacağım. Şu 2019'da olan ve 2021'de yayınlanan rapor, bu Avrupa'da sadece 19 ülkede, bakın sadece 19 ülke, Avrupa'da 19 ülke var, 28 artı 2 var ve Avrupa'da 19 ülkede yayınlanan, diğerlerinin rakam vermediği ama bizim verdiğimiz. İsveç milyonda 77, burada genel başkanımız söyledi, lafına sahip çıkın. Norveç milyonda 77, İrlanda, Birleşik Krallık yani İngiltere milyonda 76, İrlanda milyonda 71, Finlandiya milyonda 65. Söyleyeyim mi Türkiye kaç? Milyonda 6. Milyonda 6. Ama burada 30 yaşla alakalı söyledi Sayın Genel Başkanınız. Bir ülkede ana muhalefet partisi genel başkanı kendi ülkesini narko devlet olarak tarif etmez. Bu ayıptır. Bu günahtır. Bu yazıktır. 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 Ve 30 yaş altı uyuşturucu bağlantı. Belki dünyayı takip etmiyorsunuz, Avrupa'yı. Avrupa'nın yaş ortalaması, AB ortalaması 15-34. Kaç biliyor musunuz? 40. Peki Türkiye 32. Arasında yani 40 yaş altı, 30 yaş altı nüfus Türkiye'de %32. Avrupa yaşlı bir ülke. Peki söylüyorum, buna rağmen 30 yaş altı uyuşturucuya bağlantılı ölümden oranlarını söylüyorum. Altında dipnot var. Genel başkanınıza yanlış bilgi veriyorsunuz. Onu burada mahcup ediyorsunuz millete karşı. Diyor ki bunlar birbiriyle karşılaştıracak rakamlar değil. Siz bizi ahmak mı zannediyorsunuz ya? Burada milyonda 93.6, Finlandiya, İsveç milyonda 67.9, Türkiye milyonda 9.3 ve bitmedi. Bütün şunları ifade etmek istiyorum. Burada tam 5 yılda 574
uyuşturucu organize suç şebekesini çökerttik. Yani baronları çökerttik, baronlarını. Ve yine 15 Temmuz'da bilmeniz için söylüyorum. Ben bu millet meclisine şu anda hesap veriyorum. 15 Temmuz'dan sonra 36 bin uyuşturucudan tutuklu vardı. Bugün kaç biliyor musunuz? Bugün kaç? Benim o polis kardeşlerime, jandarma kardeşlerime olan inancımla beraber bugün 98 bin kişi bizim çocuklarımızı zehirleyemiyorlar, zehirleyemiyorlar, zehirleyemiyorlar. 98 bin kişi. Ve yine sadece onları yapmıyoruz. Sadece onları yapmıyoruz. O kızdığınız var ya, metruk binalar, kızdığınız metruk binalar, bunu saydırdık. İlk önce 40 bin çıktı. Daha sonra 60 bin çıktı. Daha sonra 80 bin çıktı. En son 105 bine kadar geldik. 70 binini yıktık. 15 binini rehabilite ettik. Patlasanız da çatlasanız da mahallelerde metruk bina bırakmayacağız. Yıkacağız ve kimseye çocuklarımızı zehirlemelerine fırsat vermeyeceğiz. Ve yine bunlarla birlikte size şunu sormak istiyorum. Ana Muhalefet Partisi. Size şunu sormak istiyorum. Almanya'da ve Belçika'da bu yılın başında toplam 26 ton kokain yakalandı. Kimse Alman devletini ve Belçika devletini, kendi milletvekilleri, kendi muhalefeti, kendi basını, kendi gazetesi bir narko devlet olarak tanımladı mı, yoksa alkışladı mı? Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yapan ve şu anda Avrupa'ya parmak ısırtan Türkiye'deki güvenlik kuvvetlerimizi ben de Almanya'da olduğu gibi ayakta alkışlıyorum. Ayakta alkışlıyorum. Tamamlayın sözlerinizi. Allah razı olsun. Ve yine size ufak bir hediyem daha var. Biraz araştıracaksınız, sonuca ulaşacaksınız. Gelelim Kolombiya meselesine. Gelelim. Bak, benim arkadaşlarıma senin genel başkanın iftira attı. Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sessiz. 108 tane AK Parti içerisinde baylokçu var dedi. 6 tane bakan var dedi. Ve bir şey söyleyeyim. Bu iftiradan sonra yok oldu, yok. 108 tane baylokçu milletvekilini açıklamayan namerttir, namerttir, namerttir. İşiniz gücünüz iftira. Ve geldik Kolombiya meselesine. Kolombiya'da Haziran'ın başında hiçbir resmi bildirim yapılmadan bir tweet atıldı. Bakın. 17 bin çuval malzeme yakalandı. İçinden sadece 10 çuval çektiler. Ve bu 10 çuvalın içerisinden, belgesi burada, 189 gram kokain çıktı. Sayın Bakan, onu, son 3 dakikanız bu. 5 dakika bütün, uzattım. Onu bütün yükün tamamına, yani yük nereye gelecek? Panama'ya. Panama'da ne kadar kalacak? 6 ay. 6 ayda ne olacağını kimse bilmiyor. Ve biz o tarihten itibaren 189 gramı döndürüp bütün yüke çarptılar. Hiçbir araştırma yapmadan 4.9 ton. Ve biz o tarih itibariyle Kolombiya'ya arkadaşlarım hemen irtibat kurdular. Büyükelçimiz marifetiyle, dışişleri marifetiyle.
ve ardından 26 Haziran'da veya 25 Haziran'da onlarla video konferans yaptık. Bizim bilgilere ihtiyacımız var dedik. Ve ardından bize cevap vermediler. Hiç vermediler. Ardından adli istinabeye gittik. Ve her türlü cevap almak istedik. Ta ki ne zamana kadar pandemiden oraya rahat gidilebilme temin edildikten sonra biz kendi görevlimizi Kolombiya'ya gönderdik. Çok zor şartlarla beraber. Orada kallem etti. Onun da iftirasını attınız bize. Bizim en son gönderdiğimiz belgeye yönelik bir belgeyi, yani bize istinabe talebimiz ulaşmıştır. Biz ilgileniyoruz, bakıyoruz belgesini göndermiş büyükelçiliğe. Bir şey söyleyeyim. Sakın bu işin içerisinden bir köstebek çıkmasın. Türkiye iftira içerisinde alan bir köstebek çıkmasın. Tanıdığınız birisinin yaptığını çıkmasın. Türkiye'ye bakın, Cemil Meriç der ki bu medeniyet iftiralara uğrayan bir medeniyettir. Allah'ınızı severseniz devletinize kötülük yapmayın. Ülkenize kötülük yapmayın. Milletinize kötülük yapmayın. Sayın Başkan, burada özellikle şunu söyleyeyim. Sayın Başkan, iki meselem daha var, bitireceğim. Sayın Millet, buyurun. Benim, Sayın Bakan, bir dakikanız var. Buyurun. Ben şunu söyleyeyim. İki meselemiz var. Birisi afet meselesidir. Uyuşturucu meselesinde nasıl provokasyon ortaya konulmuşsa afet meselesinde de provokasyon ortaya konulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Elazığ'da çadırın önünde oturduğunu unutmuş, burada çadır verilmiyor denmiştir. Allah'ını severseniz iki yıldır Elazığ'dan Malatya'ya, senin memleketin Malatya, Elazığ'dan Malatya'ya Giresun'daki sel afetinden Artvin'deki sel afetine, Van'daki depremden Manavgat'taki yangına, Muğla'daki yangına kadar Allah'ımıza çok şükür olsun. Arkadaşlarımız söyledi. Bu ülkede biz şöyle büyüdük. Bize dediler. Sayın Bakan, tamamlayın sözleri. Evet. Tamamlayın Sayın Bakan. Nerede bu devlet dediler. İki yıldır Allah'ımıza hamdolsun. Nerede bu devlet denilen kimse yok. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti iktidarı, Cumhur İttifakı sayesinde Allah devletimize zarar vermesin diyen bir millet var. Ama siz ne yaptırdınız? Onu söyleyeyim. Ne yaptırdınız? Provokasyonlarla, sosyal medya terörüyle, gönderdiğiniz provokatörlerle arama kurtarma çalışmalarımızı engellemeye çalıştınız. Ne yaptınız? Genel Başkan Yardımcınız, Grup Başkan Vekiliniz Bozkurt'a geldi, dedi ki milleti galyana getirmek için burada 1000 tane ölü var ve bu ölüleri kurtarmıyorlar diye. Yalanı, iftirayı, riyayı ve siyaseti insanların canına karıştırdınız. Bunun özrünü dilemek zorundasınız. Bunun özrünü dilemek zorundasınız. Ve yine şunu söyleyeyim. 2 yılda 48 bin konuta başladık. 11 bin konutu teslim ettik. Malatya'da teslim ettik. Şurada var. Dağlara senin teşekkür etmen lazım. Dağlara çelik konstrüksiyon evler yaptırdık. Bizim milletimize en şereflisi layıktır. Bizim milletimize en iyisi layıktır. Bizim milletimize en kalitesi layıktır. Ve şimdi elbette bir mesele daha var. Sayın milletvekilleri, lütfen biraz sessiz, rica ediyorum. Şimdi terörle mücadele konusunda. Sayın Bakan, konuşma süreniz tamamlandı. Son kez sadece 2 dakika vereceğim ama başka uzatma yapmayacağım. Açalım 2 dakika. Son kez Sayın Bakan. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. Çok saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Başkan. Türkiye terörle bir mücadele veriyor. Hem içeride
hem de dışarıda bu mücadeleyi veriyor. Terörist sayısı Türkiye'de 160'ın altına düştü. Şu anda 5 metre 10 metre kar var. Evlatlarımız oradan çıkmıyorlar. Tam 5 yılda 2080 kişi teslim oldu. Hiç konuşmayın. Diyarbakır analarının ağı sizi bitirecek. Sizi bitirecek, sizi bitirecek. Ve şöyle bir şeyi ifade etmek istiyorum. Kıymetli milletvekilleri, hiç merak etmeyin. Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Allah'a hamdolsun. 21. asrın baştan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda terörizmle mücadeleyle birlikte gecenin saat 2'sine kadar, 3'üne kadar, 4'üne kadar evlatlarımız orada, aileler orada hayatını yaşıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerimiz, AK Partili milletvekillerimiz bölgeleri gezdiler. Ve oradaki huzuru gördüler, oradaki insanlarla birlikte evet sevgiyi, birliği ve kardeşliği yaşadılar. Size soruyorum. Millet İttifakı'nın temsilcileri, size de soruyorum. Siz nasıl bir Kürt tarifi istiyorsunuz? Nasıl bir Kürt tarifi? Çocuğu doktor olan, çocuğu mühendis olan bir Kürt tarifi mi? Yoksa mağara kovuklarında hedef olan bir Kürt mü istiyorsunuz, bir Kürt tarifi mi istiyorsunuz? Siz nasıl bir Kürt esnafı istiyorsunuz? Akşam saat 4'te Sayın Bakan, son kez açayım bir dakika, buyurun. Siz nasıl bir Kürt esnafı istiyorsunuz? Akşam saat 4'te dükkanını kapatıp kazancından PKK'ya haraç veren bir Kürt esnaf mı istiyorsunuz? Yoksa istediği kadar dükkanını açabilen, çoluk çocuklarına rızkı getirebilen, memleketinin 780 bin kilometre karesinin nefesini çekebilen bir Kürt esnaf mı istiyorsunuz? Siz nasıl bir Kürt esnaf, siz nasıl bir Kürt istiyorsunuz? Gençlik merkezleri, kodlama sınıfları, kütüphaneleri, spor salonları, tekstil atölyeleri olan, ihracat yapan, Hakkari'de tesislerde kayak yapan ve buralarda sporun her türlü imkanını sağlayan bir Kürt mü istiyorsunuz? Yoksa hayatında silahtan, EYP'den, kandan, gözyaşından başka hiçbir şey olmayan bir Kürt mü istiyorsunuz? Siz, evet, sivil olup devletine bağlı olan ve kalleşçe arkadan vurulan bir Kürt mü istiyorsunuz? Yoksa Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, son 4 dakika açın. Evet, kıymetli hemşehrilerim, CHP son sözüm size. Tezkereye hayır dediniz. Tezkereye. Bunu hayatınız boyunca bir bedel olarak taşıyacaksınız. Hatay, Kilis, Antep, Ceylanpınar, Akçakale, Nusaybin, Kızıltepe, buraya tam 550 roket geldi. Onlarca insan hayatını kaybetti. Size bir şey söylemek istiyorum. Tarihi bir bedelle karşılaşacaksınız. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Hatay'da, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da bunun bedelini size ödettirecekler. Ve göreceksiniz ki burada HDP ile beraber tuttuğunuz politikalar sizi tarihin ezimetiyle ve bir vicdan sorumluluğuyla karşı karşıya bırak. Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Tamam. Teşekkür ederim. Sayın milletvekilleri, birleşime 15 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini kürsü arkasına davet